Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe ikinci dönem ikinci yazılı programımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir yazılı programı hazırladık. Hocam LGS bitti de kurtulsak inşallah. Hepsinden kurtulacağız Songuç'um. LGS'den de kurtulacağız, yazılardan kurtulacağız bir mükemmel bir şekilde kurtulacağız. Öyle böyle değil. En güzel notlar alacağız. Birazdan sana %100 yazılıda sorulacak kısımları çok güzel bir şekilde anlatacağım. Sözcükte anlam LGS'de de çıkıyor. Cümlede anlam LGS'de 3 soru çıkıyor. Parça anlam LGS'de 10 soru çıkıyor. Anlatım biçimleri 1 soru çıkıyor. Cümle türleri 1 soru gelebilir. Anlatım bozuklukları 1 soru gelebilir. Hatta da örnek sorularda çok çıktığı için bence bu sene anlatım bozukluğunu sürpriz yapıp soracaklar. O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Bu konuyu çok güzel bir şekilde anlatacağız sizlere. Ve aynı zamanda çok güzel haberlerimiz de var. Nedir? Birincisi Milliyetin Bakanlığı kazanımlara göre sorular hazırladı ve aynı zamanda soru örneklerinde paylaştı. Dedi ki bak bunların her biri soru örneğidir dedi. Bunların her birine biz baktık ve mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Burada hem normal kendi sorularımız var hem konu anlatımı yapacağız hem de MEP örnek yazılı sorusu benzerlerimiz var. Bunları güzel güzel çözeceğiz. Ve yazılımızın yani yazılı programımızın en sonunda da Tonguç'um yazma, konuşma, dinleme taktikleriyle alakalı çok güzel süper yöntemler vereceğiz. Bunları da çok güzel bir şekilde dinlediğinizde, yazıldığınızdan en yüksek notları alacaksınız ve aynı zamanda aynı zamanda biliyorsun ki yazılı kampımızda bizim iki büyük yardımcımız var. Nedir bir Tonguç evladım? Biliyor musun? Evet hocam. Biliyorsun ama ben yine de göstereyim. Yazılı notları ve yazılı denemeleri. Yazılı notları zaten bize öğrenmemiz gereken bilgileri güzel bir şekilde özetliyor. Buradan takip edeceğiz. Aynı zamanda yazılı provamızı izledikten sonra ve yazılı denemeleri çalıştıktan sonra da yazılı denemeleriyle son kontrolleri yapacağız. Diyelim ki bu soruyu yapabildik. Harika. Yapamadıysak da kare okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinleyip veyahut da cevapları görüp buraya yazacağız. Yazdığımızda cevabı çok güzel bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Buradaki her bir soru çok değerli. Sınavda gelecekmiş gibi düşünüp aynısının cevabını yazmanız bile çok güzel bir çalışma olacak. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde yazılı provamıza başlayalım. Öncelikle Tonguç şöyle kalemlerimizi alalım. Hangi renkler alalım mesela? Şuradan bir kırmızı aldık. Bir tane siyah alalım. Yeter. Kırmızı siyah yeter. Şimdi... Öncelikle sözcükle anlam konusunda LGS'de de mutlaka iki soru gelecek olan bu konuda bize sözcükle alakalı hangisi gerçek anlam hangisi mecaz anlam hangisi gerçek değil hangisi mecaz değil hangisi terim değil gibi sorular yerine sözcük ve sözcük gruplarındaki anlamı sözcükler arasındaki anlam ilişkisini Geçiş ve bağlantı ifadelerinin ki bunu LGS'de iki sene önce sordular işte ve veya ama fakat ne var ki lakin gibi kelimelerin ne anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Deyimler ve atasözlerini sorma ihtimalleri çok yüksek. Yazılımızda bu konudan mutlaka ilk soru hatta ilk iki soru bu ile alakalı gelecek. Hatta nasıl gelebileceğine dair istersen gel soru üzerinden gidelim. Demiş ki bu parçadaki altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının Anlamlarını tahmin ederek yazınız demiş. Şimdi şaka günü dünyanın birçok yerinde farklı isimlerle kutlanıyor. Bu tarih artık geleneksel hale gelmiş. Şakalar sayesinde yılın en eğlenceli günü unvanını hak ediyor. Bak, unvan eskiden unvan diye yazılıp unvan diye okunuyordu. Şimdi unvan diye yazılıp unvan diye okunuyor. Bak değiştim. 1 Nisan'ın niye şaka günü olduğuna dair farklı fikirler var. Hatta bazı teorilere göre KK dolu bugünün tarihi milattan önce yani Hz. İsa'nın doğumundan önce... dayanıyor demiş. Şimdi bu parçadaki altı çizili sözcükler yani şaka hak ediyor. Günün sözcüklerinin ve sözcük gruplarının anlamını tahmin ediniz demiş. Şimdi bayram niteliğinde özel gün burada şaka günü. Çünkü burada normal herhangi bir günden bahsetmiyor. O zaman buraya şöyle kırmızıyla yazalım. Bayram niteliğinde çünkü şaka günü özel bir gün öyle değil mi? Bayram niteliğinde özel gün diyebiliriz. Sadece özel gün de diyebiliriz. İkisi cevap olabilir. Şaka için ne söyleyebiliriz sonuç evladım benim? Bilmem ki. Hemen söylüyorum güldürmek diyebiliriz tamam mı ya da eğlendirmek amacıyla şöyle yazıyorum eğlendirmek amacıyla ne diyelim mesela karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz güldürmek ve eğlendirmek amacıyla e, yapılan hareket veya söz de diyebilirsin hareket veya söylenen yapılan söz olmaz veya söylenen söz diyebiliriz hak etmek ise bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek yok. Günü ünvanlak ediyor. Dolayısıyla ödüllendirilmiş oluyor. Buraya da şöyle yazalım. Bir başarı dolayısıyla bir başarı nedeniyle veyahut da ödüllendirilmek ifadesini kullandırabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bak demiş ki şunu şöyle kaldıralım. Her şeyin üstesinden gelmenin anahtarı hiç kuşkusuz sabırdır demiş. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamını ve bu anlamda kullanıldığı farklı bir cümle yazınız demiş. Tam da MEP örnek yazılı sorusu benzeri. Dolayısıyla sınavınıza da %100 böyle bir soru gelecek. Şimdi, öncelikle her şeyin üsten gelmenin anahtarı demiş ya. Buradaki anahtar sözcüğü sence ne olabilir sonuç helal benim? Yolu yöntemi olabilir mi hocam? o Düşünelim, her şeyin üsten gelmenin yolu yöntemi hiç güçsüz kabırdır. Hmm. Ee, olabilir. O zaman yolu yöntemi diyebiliriz. Veyahut da şunu da söyleyebiliriz. Bir şeye, bir şeye... Kırmızı kalem kahverengi yazıyor. Çok garip bu arada. Bir şeye ulaşmada veya onu elde etmede e, ne diyelim mesela yardımcı olan yardımcı olan şey diyebiliriz. Veya senin için söylediğin gibi bir şeye ulaşmada veya onu elde etmede yardımcı olan yol yöntem diyebiliriz. Şimdi burada bu anahtar kelimesine yol yöntem anlamına gelen bu kelimeye senin de dediğin gibi yol yöntemle de tam puan verir bu arada. Bir cümle söyleyebilir misin? Başarının anahtarı ineklemektir. Çok güzel bir cümle söyledin. Hatta ben de şöyle bir inek sesi vereyim. İneklemekten kalsın çok çalışmak. Tabii biz buraya sınavda sakın başarının anahtarı ineklemektir yazma. Sen şöyle de başarının anahtarı, başarının yöntemi yani veya yardımcı olan şeyi, başarının anahtarı ineklemektir diyelim demeyelim de senin dediğin gibi çalışmaktır diyelim. Çalışmak da güzel bir şey sonuçta. Burada bu anlamda kullanmış oluyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Burada sözcükle anlamla alakalı şeye baktık. E, dünya o nedir demiş. Şöyle bakalım anlatım biçimiyle. Şimdi buraya geleceğiz. Şöyle bunu kaldıralım. Tamam bunu böyle kaldırdık. Şu iki sorumuza baktık. Sözcükle anlamla alakalı. Yine diğer bu sorulara da bakacağız. Burada geçiş ve bağlantı ifadeleri alakalı bir önemli uyarıda bulmak istiyorum. Ki bu çok çok değerli. Çünkü bunu e, LGS'de de sormuşlar Tonguç'um. E, normal yazılarını da sorabilirler. Şimdi bir ifade var. Ama ifadesi. Burada ama anlamına gelen... Ne var ki işte fakat yalnız ancak işte başka ne diyebiliriz e, buna benzer yani düşüncenin yönü değiştiren ifadeler var İşte bu düşüncenin yönü değiştiren ifadelerden öncesinde olumlu bir ifade varsa Tonguç Elan'ın benim sonrasında olumsuz bir ifade getirmen lazım mesela Tonguç çok zekidir ama çalışkandır diyemezsin çünkü zekidir olumlu bir ifade ardından ama fakat ne var ki lakin yalnız ancak dedikten sonra, oysa dedikten sonra artık Tonguç Zekidir'den farklı yöne giden, düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade söylemen lazım. O da şu, Tonguç Zekidir ama ders çalışmıyor. Tonguç Zekidir ama az soru çözüyor. Tonguç Zekidir ama işte geç kalkıyor gibi örnekler vermen gerekiyor Tonguç eladım benim. Şimdi, <laughs> burada cümlede anlam konusuna baktığımızda ise, özel ve nesnel cümlede anahtar kelimemiz tabii ki nedir? Bence sözcüğü. Bence sözcüğü neden anahtar kelime? Çünkü, çünkü... Eğer sen bir cümlenin içine bence ifadesi koyabiliyorsan o cümle özel oluyor. Mesela bu masanın üzerinde bir çay var diyorsan bu özel bir cümle değil. Bu nesnel bir cümle. Çünkü buraya bence demene gerek yok. Gerçekten masanın üzerinde bir çay var. Veyahut da elim ıslandı bu arada. Veyahut da işte kalemlikte e, on, 20 tane kalem var. Bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane olsun. 20 tane olduğunu ya da olmadığını ispatlayabiliyorsan bu da yine nesnel cümle. Ama bu kalemler çok güzel bu çay çok lezzetli gibi cümleler söylüyorsan bunların içine bence koyabildiğin için bu cümleler öznel cümle olmuş oluyor. Aynı zamanda neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sebepten dolayı olan olmuş oluyor ve artık geri dönüş yok. Mesela kar yağdığından yollar kapandı. Kalem yazmadığından ödevimi yapamadım. Yapacak bir şey yok. Amaç sonuç cümlelerinde ise daha sonuç belli değil. Yolları açmak için ekipler geldi. Sınavda başarılı olmak için çok ders çalışıyorum. Seni göreyim diye buraya geldim. Daha seni göreyim diye geldim ama görüp görmediği belli değil. Amaç sonuç cümlesi bu. Karşılaştırma cümlelerinde ise daha, en, kadar gibi ifadelerle bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde varlıkları karşılaştırıyoruz. Örneklendirme cümlelerinde de örnekler veriyoruz. Duygu belirten ifadelerde mesela şikayet ediyorsak yakınma, üzülüyorsak hayıflanma, keşke diyorsak yanmasaydı diyorsak pişmanlık ve hatta olmayan bir şeyi varsayıyorsak varsayım. Hani diyelim ki sınavda başarılı oldun ne değişecek gibi ifadeler varsayım cümlesi oluyor. Parçada konu yazar ne anlatıyor sorusunun cevabı. Başlıkta konuya bağlı olarak kısa bir şekilde yazılan çarpıcı ifadeler. Biz zaten yazma sınavlarımızda mutlaka başlık koyacağız ama yazdıktan sonra başlık koyacağız. Çünkü konuyla bağlantılı olması lazım. Ana düşünce ifadelerimizin bir özeti yani asıl anlatılmak istenen. Burada her zaman söylediğiniz bir şey var onu da söylemek istiyorum Tonguç benim. Bu LGS paragrafta çıkabilir. Yazılımda da kesin çıkacak. Birazdan örnek sorularda da göreceğiz. Ana düşüncede şuna dikkat ben lazım Tonguç benim. Şuraya yazalım. Ana düşünce diyelim. Sana bir metin verecek, bir paragraf verecek. Burada şuna dikkat edeceksin. Mesela böyle anlatacak la 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 anlatacak, anlatacak. Sonlara doğru özellikle diyecek. Yani tüm anlattıklarım içerisinde özellikle diyecek ve sana ana düşünceyi verecek. Dolayısıyla özellikle kelimesine dikkat et. Veyahut da la 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 lala anlatacak ve sonuna doğru kısaca diyecek ton Eladim benim ve ardından sana ana düşünceyi verecek. Veyahut da la 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 lala la bir şeylerden bahsedecek, bahsedecek. Bak geçen seneki LGS'de bu gelmişti. Ne var ki diyecek. Yani ben bunları anlattım ama ne var ki oysa ama fakat diyecek ve ana düşünceyi verecek. Dolayısıyla ne var ki'den sonra ana düşünce gelebilir veyahut da böyle bir şeyler anlatır. Oysa der, ben bunları anlattım ama oysa fakat lakin ne var ki ana düşüncem budur diye söyleyebilir. Bazen de ana düşünceyi söyler ve ardından da örneğin diyerek bu ana düşünceyle alakalı bize örnekler verebilir Tonguçum. Veyahut da bazen anlatır böyle la la, la 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 anlatır. Sonra da önemli bir kişinin sözünü tırnak içinde aktararak yani tanık göstererek bize yine ana düşünceyi de verebilir Tonguç Eladım benim. Bunlar da çok çok önemli. Şimdi burada bir şey daha var ki bir şey daha var ki sen şunu da zaten biliyorsun. Mesela şöyle bir metin yazar anlatır anlatır anlatır. Özetlemek gerekirse der kısaca der özetle der. Bu da yine bize ana düşünceyi veriyor. Şimdi burada şunu eğilmemiz lazım ki yardım düşünce daha çok hangisi çıkarılamaz hangisine değinilmemiştir. Hangisi söylenemez, hangisine başvurulmamıştır gibi sorularda karşımıza çıkar. Bilgilendirici ve hikayeci metin arasındaki farkı zaten çok rahat bulabiliriz. Bilgilendirici metin adeta bu ders kitaplarındaki gibi mesela diyelim ki ee, şuradan bir metin okuyalım mesela. Sürtüme ile elektriğen cisimler zıt yükle yüklenir. Yalıtkan cisimler arasında gerçekleşir. Toplam yük miktarı değişmez diye bilgi verir. Veyahut da koordinat sisteminde köşelerin koordinatları diye bize bilgi verir. Bu bilgilendirici metindir. Açıklayıcı anlatım vardır. Bilgi verir. Nesneldir ve yorum içermez. Ama hikayeci metinlerde bir sabah güzel bir günde arkadaşlarımla yola çıktık. Bize heyecan dolu bir yolculuk bekliyordu der ve e ee, sonra ne oldu diyeceğin merak edeceğin bir betim verirler. Anlatım biçimlerinde açıklama az önce bilgilendirici metinler gibi bize bilgi verir ve nesneldir. Öykülemede bir olay anlatılır. Betimlemede bir şeyin resmi çizilir, resim yazıyorum. Tartışmada ise yazar okuyucuyla sohbet eder, konuşmamasında bir şeyler anlatır. Mesela bak burada bununla alakalı ee, şurada bir sorumuz var. Onu göstermek istiyorum. Demiş ki bu metin hangi anlatım biçimiyle kalem alınmıştır? Sebebiyle yazınız demiş. Bak sebebini de istiyor bize Şimdi bakalım. Demiş ki tarihi, zengin tabiatı ve kültürüyle öne çıkan Kırıkkale. Bak sınavda bu %3 çıkacak Tonguç'um hazır olun. Kültürüyle öne çıkan Kırıkkale... İç Anadolu bölgesinin önde gelen şehirlerinden biridir. Kırıkkale adını Kırıkköy'ü ve kentin merkezindeki Kalatepe'den alır. Bu iki ismin kısaltılmasıyla Kırıkkale olarak anılmaya başlandı. Rivayet edilir. Yani başkasından aktarılır. Bazı Osmanlı arşivlerinde ise Kırıkkal olarak geçer. Şimdi burada sence ne tarz bir anlatım için var Tonguç Elal'in benim? Açıklama. Harikasın. Burada açıklayıcı anlatım. Yani açıklama var. Şimdi bunun sebebi ise e, okura neden? Çünkü okura bilgi verilmiş ve aynı zamanda nesnel cümleler var. Yani adam yorum atmamış, yorum katmamış. Nesnel cümleler kullanılmış şeklinde yazman senin sınavda tam puan almanı sağlayacak Tonguç Eladın benim. Şimdi devam edelim şurada. E, şöyle diğer sorulara da bakacağım ama şöyle hmm. şuraya bakalım. Hmm. Cümle türleri var. Ha. Şurada parça anlamla alakalı soru çözmek istiyorum Tonguç Eladın. Sonra bu anlatım bozukluğu ve cümle türlerine geçeceğiz. Şimdi parça anlamla alakalı sorumuz hemen şurada hemen göstermek istiyorum. Bak demiş ki bu parçadan çıkarılabilecek iki yargı yazınız demiş. Bu sorulardan sonra hemen dil bilgisine geçiyoruz. O yüzden arkadaşlar hazırlıklı olsunlar. Şimdi demiş ki sosyal bak iki yargı yalnız. Sosyalleşme sürecinde sanal mecralarla yani bu sosyal medya var ya işte Instagram, Whatsapp falan filan. Küçük yaşlarda tanışan çocuklarında yaşamı algılama biçimi bu mecralarda dolaşıma giren içeriklerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Başta dijital oyunlar olmak üzere pek çok dijital mecra güç, şiddet, haz, konfor, rekabet gibi unsurların baskın olduğu ve bu içeriklere dolaşımda tutmaktadır. Çocuklar bu ortamlarda farkında olarak veya olmayarak pek çok olumsuz durum ve mesajla karşı karşıya kalmaktadır. Bu mecralar sağlıklı yönetilmediğinde çocukların zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden çocuklar erken yaşa sanal mecraların içinde olmamalıdır. Ebeveynler tarafından bu durum kontrol altına alınmalıdır. Yoksa gördüğü içerikler çocukların hayat tarzını ve bakış açısını yani çocukların bakış açısını belirleyecektir diyor. Şimdi burada çıkarılabilecek iki tane yargı dediğinde birincisi çocuklar sanal ortamdan uzak tutulmalı ya da sanal ortama karşı kontrol altına alınmalıdır cümlesini söylememiz lazım. O zaman şöyle diyelim. Çocuklar birinci yargıyı söylüyorum. Sanal mecralardan veya sanal ortamdan olabildiğince yani tamamen değil ama olabildiğince uzak tutulması gerekir birinci yargımız diyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Evet hocam. Harikasın. İkincisi ise anne babalar tarafından çocukların e, kontrolü gerekmektedir. Ya da anne babalar tarafından çocukların bu dijital mecraları kullanımı kontrol edilmelidir. Yani çocukların çocuklar bu mecralarda bu mecralarda kontrol yani bu mecralardan kastım sanal mecralarda kontrol altında tutulmalıdır ifadesini kullanmamız bu parçadan çıkarabilecek iki yargıdır. Bu arada başka yargılar da çıkarabilirsiniz. Ama bu ikisinden birini mutlaka söylemeniz gerekecek çünkü bu kesin olarak bu parçanın ana düşüncesi. Mesela şuraya bakalım. Yine bir ana düşünce sorusu. Zaten sınavda da yüzde karşımıza gelecek. Eğitim Bakanlığı'nın bize paylaştığı örnek sorularda böyle e, örnekler vardı. Demiş ki mesela bu metinde söz edilen Dünya Sarıtı Hareketi'nin amacı nedir? Ne yapılır? Yazınız demiş. Bakalım. Şimdi. Dünya saat hareketi kısa bir sürede bütün dünyaya yayıldı ve benimsendi. Artık yüz milyonlarca insan, on binlerce kurum ve anıt bir saatini ışıklarını söndürerek ve çeşitli etkinliklere hesabı yaparak iklim değişikliği için sesini yükseltmeye ayırıyor. Dünya saati bugün dünyanın en büyük şehir hareketidir. Sydney Liman Köprüsü, Toronto'daki Siyan Kulesi, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü, Roma'daki Kolezyum, Çin Seddi ve İstanbul Boğaz Köprüsü gibi dünyaca bilinen birçok yapı bu hareketin umut simgeleri olarak her yıl bir saatliğine karanlıkta kalır diyor. Şimdi burada dünya Saat hareketinin amacı e, sence e, iklim değişikliği konusunda bir e, insanları uyandırma hareketi olabilir mi? Evet hocam. O zaman şöyle diyelim. İklim, diyelim şöyle ben hızlı yazdığım için yazım biraz güzel olmayabilir ama siz anlayın artık. artık. İklim değişikliği konusunda farkındalık, farkındalık. Ee, yaratan ya da yaratmaya başlayan yaratan bir çevre hareketi demek ki amacı iklim değişikliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve burada ne yapılır her yıl bir saatliğine her yıl bir saatliğine tabii ki de e, dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde bu az önce söylediği yerler gibi önemli yerlerde ışıklar e, bir saatliğine zaten diyemez, ışıklar kapatılır dememiz bize bu sorudan da tam puan almamızı sağlar Tonguç Eray Şimdi gelelim başka bir soruya geçiyorum şimdi. Ne demiş? Bu dizelerde başvurulan söz sanat hangisidir demiş. Şimdi söz sanatlarımızı hatırlayalım. Burada şöyle bir örnek veriyorum ben zaten söz sanatları konusunda. Burada yine örneği vereceğim. Şimdi şöyle bir stadyum düşün tamam mı? Bu stadyuma bir şöyle şey yapalım. Nedir onun adı? Çizgiler yapalım. Şimdi burada izleyiciler var, çok güzel bir şekilde izliyorlar, tamam. Şimdi bu stadyuma futbolcular sahaya geldi diyor. Şimdi burada bir söz sanatı var mı Tonguçcuğum? Yok hocam. Harikasın yok. Ama sen aslan gibi güçlü futbolcular sahaya çıktı dersen, futbolcuları aslana benzetmiş oluyoruz. Bak bu birinci sanatımız benzetme. Niye? Aslan gibi güçlü futbolcular diyoruz. Burada gibi sözcüğüyle teşbih yani benzetme yapmış oluyoruz. Futbolcuları aslana benzetiyoruz. Ben şimdi aslan çizmeyin buraya. Futbolcuları aslana benzetmiş oluyoruz. Şimdi aynı zamanda bir tane de futbol topu düşünelim mesela. Futbol topu bugün çok üzünlüydü dediğimizde. Futbol topu bir insan mı Tonguç'cum? Hayır hocam. O zaman insan olmayan bir varlığa insana özgü bir özellik yani hüzün sözcüğü verilmiş. O zaman burada da kişileştirme var. Niye? Çünkü top üzünlü olamaz. İnsan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. Yani bunu kişileştirme sen insanlaştırma diyebiliriz. Mesela futbolcu üzünlü dersen burada bir kişileştirme yok. Çünkü futbol zaten insan. Ama top hüzünlü kale hüzünlü ise veyahut da stadyum hüzünlü bu kişileştirme gibi oluyor. Devam ediyoruz. Top yeter artık üzmeyin beni diye bağırırsa bu konuşulma oluyor. Hatta bunun diğer adı da intakt olmuş herhalde benim. Bir de abartma söz sanatımız var. Oyuncunun vurduğu top uzaya gitti dersen burada artık mübalağa yapmış oluyorsun. Yani bir şeyi fazlasıyla abartıyorsun. Bir şey olduğundan çok çok az göstermek ya da bir şey olduğundan çok çok fazla göstermek abartma oluyor. Devam ediyorum. Bir de tezat sanatımız var sonuncusu. Bu da zıtlık. Tezıt diye de aklına atabilirsin. Karşılık sanatı. Mesela komşular üniversite sanatı Bu örneği vermek istiyorum. Komşular kanlı bıçaklı olsa bile saksıdaki çiçekler sevgi duyarlar pencereden pencere demiş. Bak sevgi duymak ve kanlı bıçaklı olmak. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşüklerimiz demiş. Yani ağlıyorum aklıma geldikçe güldüklerimiz diyor. Bunların her biri yani ağlamak ve gülmek birbiriyle zıt oluyor. Tonguç herhalde şey benim. Şimdi o zaman buraya bakalım. Demiş ki e, bebekler çiçeği insanlığımızın güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi? Kimi kapkara üzüm tanesi demiş Atol Beyramoğlu. Burada sence hangi söz sanatı var Tonguç Eladim benim? Benzetme var hocam. Harikasın. Hemen şöyle yazıyorum. Benzetme. Neden? Çünkü diğer adıyla da yazalım ki belki sınavda hocan kullanabilir bu kelimeyi. Çünkü bebekleri insanlığın çiçeğine benzetmiş. Güllerin enhasına benzetmiş. Bak gibi sözcüğünü kullanmamış ama yakalamamız lazım. En goncasına benzetmiş. Sarışın bir ışık parçasına benzetmiş. Yani bebekleri benzetmediği şey kalmamış. Hep güzel şeylere benzetmiş. Dolayısıyla burada e, benzetme olduğunu yakalamamız gerekiyor Tonguç Eladim benim. Şimdi geldik anlatım bozukluğuna. Anlatım bozukluğu konusuyla alakalı sana hemen öncelikle bir çok güzel bir taktik vereceğim. Bu taktiğin adını hemen buraya yazıyorum. Arkadaşlar siz de dikkatli dinleyin. Bu bence LGS'de de yazılıda da sorulacak. Taktiğimizin adını yazıyorum. İki salla yazıyorum buraya. İki salla bir bağla. İki salla bir bağla taktiğini biliyor musun? Şey benim? Hayır hocam. O zaman birazdan öğreneceksin. Hazır ol ve bütün soruları doğru yapacaksın. Dikkatli dinle. Ekranları başta beni dinleyen arkadaşlar doğru yapacak. İki salla bir bağla taktiği şu. İçerisinde virgül olan, içerisinde bağlaç olan, içerisinde ve veya ama fakat gibi fiilimsi olan cümlelerde veyahut da işte ee, ama gibi bağlaç olan cümlelerde şöyle yapacaksın. Bir burayı getireceksin, bir de burayı getireceksin. Yani bir buraya sallayacaksın, bir buraya bağlayacaksın. Eğer diyelim ki Ahmet kardeşini seviyor diyebilirsin. Ahmet kardeşini seviyor. Ve güveniyor. Mesela Ahmet kardeşini seviyor güveniyor diyelim. Mesela Ahmet. Ahmet. Kardeşini seviyor diyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Evet hocam. Peki güveniyor diyebilir miyiz? Evet hocam. Hayır diyemeyiz. Bak burada patladı. Niye? Ahmet kardeşini seviyor diyebilirsin ama Ahmet kardeşiniz güveniyor olmaz. Ahmet kardeşine yani ona güveniyor demen lazım. İşte burada yer tamlayıcı eksik oluyor. Bazen bunu virgülle ayırır. Bazen V diye bağlaçla ayırır. Bazen filimsiler. Mesela şöyle. Der. Ahmet kardeşini seviyor ve güveniyor der. Sen gene iki sağla bir bağla yapacaksın. Veya Ahmet kardeşini sevip güveniyor der. Ahmet kardeşini sevip olur ama kardeşini güveniyor olmaz. Ahmet kardeşini seviyor ama güvenmiyor der. O zaman ona güvenmiyor da ben lazım. İşte bu iki sağla bir bağla taktiğine biz anlatım bozukluğunda bilhassa özne eksikliği, nesne eksikliği, yer tamlayıcısı eksikliği işte veyahut da tamlayan eksikliği gibi konularda bulacağız. Bak şimdi istersen bu yöntemi sana şurada güzel bir şekilde göstereyim. Dikkatli dinle şimdi benim. Yazılı %100 yüz geleceği için buraya dikkat etmeniz lazım. Bak şimdi. Dışarıdaki işleri sen, evdeki işleri ben halledeyim demiş. Bak şimdi evdeki işleri e, ben halledeyim olur mu Tonguç Elan'ı benim? Evet hocam. Tamam. Peki. Sen halledeyim olmaz hocam. Harikasın. Bu olmaz. Çok güzel söyledin bak. Sen halledeyim olmaz dedi. Niye? Dışarıdaki işleri sen halledeyim. Bak. İki sala bir bağla yaptın. Harikasın Tonguç'um. Seni alkışlamak istiyorum hatta alkış butonuna da basıyorum. Sen halledeyim olmaz hocam demenin sebebi ne? Bak evdeki işleri ben halledeyim mi diye sordum da evet dedin. Ama dışarıdaki işleri sen halledeyim olmaz dedin. Neden? Çünkü evdeki işleri ben halledeyim oluyor. Ama dışarıdaki işleri sen halledeyim. Yani iki sağla bir bağla da olmuyor. Ne demesi lazım? Burada dışarıdaki işleri sen hallet. Evdeki işleri ben halledeyim demesi lazım. Dolayısıyla burada hallet kelimesi yani yüklem eksikliği var Tonguç evladım benim. Burada eksikliği hızlı olsa buldun. Şimdi şuna bakalım. Bir dakika şuna bakalım. Bunu birazdan geleceğim. Özel ve devlet hastanesinde gereken tahlilleri yapıldı demiş. Şimdi burada sence nasıl bir bozukluk var Tonguç evladım benim? Özel hastanesinde garip oluyor hocam. Mükemmelsin. Gerçekten insan zekasının ulaştığı son noktasın. Tebrik ediyorum seni. Niye? Özel hastanesinde garip oluyor hocam dedin. Niye garip oluyor? Çünkü bak devlet hastanesine gereken tahliller yapılı diyebilirsin. Ama özel hastanesine gereken tahliller yapıldı diyemiyorsun. Az önce demiştik ya virgülün olduğu yerde, V'nin olduğu yerde, filmsinin, amanın olduğu yerde iki salla bir bağla yapacaktık. Şimdi sallıyorum. Devlet hastanesine gereken tahliller yapıldı. Oluyor. Ama sen az önce ne dedin? Özel hastanesinde olmuyor. Bir garip oluyor hocam dedin. Niye? Çünkü özel hastanede demesi lazım. Özel hastanede, özel hastanede. Ve devlet hastanesi gereken tahlilleri yapıl demesi lazım. Dolayısıyla burada devlet hastanesi isim tamlaması, amazone hastanesi sıfat tamlaması. Sıfatla isim aynı tamlanana bağlanamaz. Yani bu bir tamlama yanlışlığı oluyor Tonguç evladım. Benim gerçekten bunu da bulduğunu tebrik ediyorum. Şimdi bak bunu da bulacaksın dikkatçi. Evine çok önem veriyor. Her gün baştan aşağı temizliyor. Burada sence ne sıkıntı var Tonguç Elan'ın benim? Evine temizliyor olmaz hocam. Mükemmelsin. müko harika müthişsin. Evine temizliyor olmaz hocam diyorsun bak. Evine çok önem veriyor olur. Ama evine temizliyor olmaz. Ne demesi lazım? Evine çok önem veriyor. Evini her gün temizliyor demesi lazım. O zaman ne eksik? Evini yani neyi temizliyor? Evini dediğimiz için neyi sorusa bize nesneyi buldurduğu için nesne eksikliği var Tonguç Elan'ın benim. Ne dedin? Evine temizliyor olmaz. Nasıl yaptın? İki salla, bir bağla. Ahmet seviyor oluyor ama Ahmet güveniyor olmaz. Evine önem veriyor oluyor ama evine temizliyor olmaz. Devlet hastanesi oluyor ama özel hastanesinde olmaz. Ben halledeyim olur ama sen halledeyim olmaz. İki salla, bir bağla. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Ee, ne demiş mesela? Hmm, nereden gidelim mesela? Ne kadar hazırlık yapsak da yemekler misafirlere yetiştirilemedi. Buradakini bulabildim Tonguç evladım benim. Bilmiyorum. Bu sefer patladık ben söyleyeyim şimdi. Bak yetiştirilemedi edilgen. Ama yapsak etken. Yani burada etken ve edilgen birbiriyle uyuşmamış çatı uyuşmazlığı var. Ne kadar hazırlık yapılsa da yapılsa da yemekler misafirlere yetiştirilemedi demesi lazım. Dolayısıyla burada da çatı uyuşmazlığı var. Tonguç evladım benim. Şuraya bakalım. Bunu da söyleyelim. Birkaçı törende şiir okudular değil. Birkaç trende şiir okudu demen lazım. Buna da biz Türkçe'de tekillik çoğuluk uyuşmazlığından kaynaklı özne yüklem uyuşmazlığı diyoruz. Yani şöyle öğrenciler geldi diyebilirsin. Törende şiir okudular diyebilirsin. Öğrenciler tren, törende şiir okudu da diyebilirsin. Ama birkaçı geldiler olmaz. Ayakları ağrıyorlar olmaz. İşte kalemler güzeldirler olmaz. Yani Türkçe'de herkes öyle çoğul yüklemle kullanılamaz. Dolayısıyla burada da birkaçı belgesiz sıfatını alan bir belgesiz emir olan bir cümlede lerler ile yüklem kullanamazsın. Birkaçı törende şiir okudu dememiz gerekiyor. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. <laughs> LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Bu soruyu çözelim. Demiş ki map örnek yazılı sorusu benzerim. Bak map örnek yazılı sorusu da çıktığına göre yazılımıza da geleceği için, LGS'de de gelebileceği için buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Şimdi, ben okula yürüyerek kardeşim ise servise gidiyor demiş. Şimdi, ben okula yürüyerek gidiyor, bak ben okula yürüyerek gidiyor olmuyor. Kardeşim servise gidiyor oluyor ama ben okula yürüyerek gidiyor olmuyor. Bunu sence nasıl düzeltebilir son şeyler benim? Gidiyoruz olmalıydı hocam. Yuh helal olsun ya. Sen bayağı çalışmışsın Songuç'um. Ben okula yürüyerek kardeşim ise servisle gidiyoruz demesi lazım. Gerçekten gidiyoruz deseydi olurdu. Ya da ben okula yürüyerek gidiyorum. Kardeşim ise servise gidiyor demesi lazım. Yani yüklem eksikliği var. Ya özne yükleme var. Ya da yüklem eksikliği var şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cümlenin doğru halini yazıyorum. A seçeneğindeki cümlenin doğru halini yazıyorum. Ben okula yürüyerek gidiyorum. Çünkü ben okula yürüyerek gidiyor oluyor. Gidiyorum virgül kardeşim ise bak filmsin olduğu yerde ikisi bir bağlı yaptık. Kardeşim ise servisle gidiyor demen lazım. Ya da benim yaptığım gibi ya da senin söylediğin gibi gidiyoruz dememiz lazım. Harikasın. Şimdi Bursa'yı baştan aşağı gezdim. Ama bir daha gitme fırsatım bulamadım diyor. Şimdi bunu düzelteceğiz bak. Bursa'yı baştan aşağı gezdim oluyor. Ama Bursa'yı bir daha gitme fırsatı bulamadım. Bursa'yı bir daha gitme fırsatım olmaz. Ne demesi lazım? Bursa'ya gitme fırsatım olmadı denilmeli. Mükemmelsin. Gerçekten şu anda ayakta alkışlıyorum. Eğer bunu bulan arkadaşlar varsa onları da ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Hatta bir alkış butonuna da bastım. Gerçekten bunu da bulabilirsen için. sen şu anda insan zekasına ulaştığı son noktadasın. Bunu bulan arkadaşlar gerçekten süper. Çünkü böyle bir soru üniversite sınavında bile çıkıyor. LGS'de çıkabilir. Ne dedin? Bursa'ya gitme fırsatım olmadı denilmeli dedin. Niye? Çünkü Bursayı gezin diyebilirsin. İki salla, bir bağla. Bursayı fırsatı bulamadım olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Bursayı, bursayı, baştan aşağı gezdim ama bursaya bir daha gitme fırsatım, fırsatı, pardon fırsatı bulamadım dememiz lazım. Yani burada Bursa'ya yani Yer tamlayıcısı eksik sonuç herhalde benim Sınavda böyle bir soru çıkacak taktiğimiz son derece belli İki sağla bir bağla Ahmet kardeşini seviyor oluyor ama Ahmet kardeşini güveniyor olmuyor Ona güveniyor o zaman burada yer tamlayıcısı Yani YT eksikliği diyeceğiz Sonuç herhalde benim Bazen de bunun tam tersini söyler der ki mesela Ahmet tamam mı Ahmet e, Kardeşine Güvenmiyor Güvenmiyor ama çok seviyor mesela tamam mı? Şimdi burada da bozukluk var. Ahmet kardeşine güvenmiyor diyebilirsin ama Ahmet kardeşine çok seviyor olmaz. Ahmet kardeşine güvenmiyor ama onu çok seviyor demen lazım. Bu sefer de nesne eksikliği olmuş oluyor. Yani sen yine iki salla bir bağlı yöntemiyle rahatlıkla bulmuş oluyorsun. Tonguç eladım benim. Şimdi geldik cümle türlerine. Cümle türleri de yine dünyanın en kolay konusu. Hemen de bunu sana çok güzel bir şekilde anlatacağım. Dikkatçi beni dinlediğiniz için Şimdi öncelikle cümle türlerinde cümle türlerinde şuraya ortaya şöyle cümle türleri de yazayım. Bak şöyle cümle yazıyorum. Bir de türleri yazıyorum. Burada dört tane seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz tamam mı? Şöyle birinci seçeneği okla maviyle gösteriyorum. Neymiş? Yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümlelerde bak şöyle yazayım. Şöyle kağıdımızı düzgün ol yapalım. Yüklemin türüne göre cümlelerde İki tane seçeneğimiz var. Ne onlar Tonguç Elad'ın? Fiil cümlesi. İsim cümlesi. Harikasın. Yükleme türüne göre cümlelerde iki tane seçeneğimiz var. Fiil cümlesi isim cümlesi. Ya fiil cümlesi oluyor ya da isim cümlesi oluyor. Ya fiil cümlesi ya isim cümlesi. Şöyle fiil C yazayım isim C yazayım. Buradaki mantığımız şu. Yüklem fiil ise fiil oluyor. Yüklem fiil değilse isim cümlesi oluyor. Hemen çok basit bir örnek yazıyorum. Ali geldi. Geldi fiil olduğu için bu ne cümlesi sonuç helaldim benim? Fiil cümlesi. Harikasın. Fiil cümlesi. Ali öğrencidir dediğimizde ise öğrencidir sözcüğü fiil değil. O zaman bu ne cümlesi sonuç i̇sim benim? İsim cümlesi. Muhteşem bu kadar basit. Ali geldi fiil cümlesi. Ali öğrencidir isim cümlesi. Burası bu kadar basit. Şimdi o zaman hemen şuraya bakalım. Sıcağı yani öğrenmişken hiç uzatmadan bakalım. Sorularda böyle gidin zaten. Hani antefısı yöntemi diyoruz. Önce kolay soruları yapın, sonra zor soruları yapın. Önce açık fıstıkları yiyin, sonra kapalı fıstıkları yiyin. Şimdi fiil cümlesi, isim cümlesi bakacağız? Akşama doğru acıktım diyor. Acıktım, acıkmadım diye olumsuz yapabiliyoruz. Yani bu bir fiil. Bu bir fiilse bu ne cümlesi olmuş herhalde? Fiil cümlesi. Mükemmelsin. Ekranlara başıca arkadaşlara tebrik ediyorum. Hastayım birkaç gündür demiş. Birkaç gündür hastayım demek istiyor. Yüklem hastayım ifadesi. Bak burada acıktım yüklemdi. Burada ise hastayım yüklem. Hastayım yüklem olduğuna göre hastayım da hastamayım diyemezsin. Hasta değilim diye olumsuz yapabilirsin. Yani acıktım acıkmadım diyebiliyorsun. Bu bir fiil. Görülen geçmiş zamanı çekilenmiş bir fiil. Hastayım ise ek fiil almış bir isim. O zaman bu ne cümle sonuç herhalde? Şey i̇sim cümlesi. Harikasın bu bir isim cümlesi. Bu kadar basit. Şarkı söyleyip eğlendi. Eğlendi bir fiil. O zaman bu bir fiil cümlesi. Gittim eve ve uyudum hemen. Bak gittim uyudum. Gittim de fiil, uyudum da fiil. O zaman bu da yine fiilcimiz. Gördüğün gibi bu kadar basit. Şimdi yüklemin türünü bitirdik. Geldik yüklemin yerine göreye. Yüklemin yerine göre dedi. Şu kalemi kullanayım mesela şöyle ayıralım. Yüklemin yerine göre. Gördüğün gibi çok basit bir konu. Sakın sınavda çıkarsa kaçırmayın. Yüklemin yerine göre cümleler diyorum. Burada kurallı cümlemiz var. Tamam mı? Kurallıca yazıyorum. Devrik cümlemiz var. Devrikçe yazıyorum. Bir de biz burada koymadık ama kural devri koyduk ama bir de eksiltili cümle var. Onu da ben yazayım yine de ne olur ne olmaz. Şimdi yazılda çıkmasa bile bunu bil. Nedir? Kurallı cümle yüklemi sonda. Ali eve geldi diyorsun ya mesela. Tamam bu fiil cümlesi ama bir de bunun başka bir yöntemi. Yani bir de başka yönden de inceleyebilirsin. Mesela sen bir öğrencisin ama aynı zamanda bir abisin. Aynı zamanda bir vatandaşsın. Aynı zamanda işte bir e, ne diyeyim, futbolda kalecisi mesela. Yani farklı farklı yerlerde farklı farklı görevim var. Cümle türlerinin de farklı farklı çeşitleri var. Fiil ise fiil cümlesi oluyor. Yüklem cümlenin sonundaysa kurallı cümle oluyor. Eğer geldi eve Ali derse yani yüklem cümlenin sonunda değil de başında ya da ortasında olursa bu sefer devrik cümle oluyor. Eksiklikli cümle ise yüklem olmayan cümle. Mesela su, e, acı acıyı virgül su sancıyı dindirir demek istiyor ama söylememiş. Yüklemi yok. O zaman yargı bitmemişse tamamlanmamış ifadesi eksiltili cümle oluyor. Bu da LGS'de de gelebileceği için ve yazılı da kesin çıkacağı için burada söyledik. Şimdi o zaman eksiltili cümle kurallı devrik bunu da bakalım beraber yapalım. Şimdi yüklem sonda ise kurallıydı. Burada yazıyor. Sonda değilse devrikti. Akşama doğru acıktım diyor. E, acıktım cümlenin sonunda baksana. Bir, iki, üçüncü sırada. Üç tane kelime var. Üçüncü sırada bu. O zaman bu nasıl bir cümle Tonguç Elerdim'in? Kurallı cümle. Bu kadar basit. Kurallı cümle. Hastayım birkaç gündür demiş. Bak yüklem cümlenin sonunda değil başında. Başında ya da ortası olabilir. Sonunda değilse biz bu cümlelere ne diyorduk Tonguç Elad Devrik cümle. Muhteşem ya. Kolay sorularda inanılmaz başarılısın ama bak sınavda böyle çıkacağı için dikkat edin arkadaşlar. Bunları rahat rahat yapacaksınız. Şarkı söyleyip eğlendi. Şimdi buna devrik cümle dedin hastayım birkaç gündür. Devam ediyoruz. Şarkı söyleyip eğlendi. Eğlendi yüklemi. Tabi yüklemi bulmamız lazım. Biz önceden bulduğumuz için rahatız şu anda. Eğlendi yüklemi cümlenin sonunda. O zaman bu nasıl bir cümle Tonguç Elad'ın? Kurallı cümle. Bu kadar basit ya. Oh be. Gittim eve ve uyudum hemen. Şimdi burada iki tane yüklem var. Ama ikisi de cümlelerinin sonunda değil. Yani eve gittim ve hemen uyudum demiyor. Gittim eve ve uyudum hemen. Yani devrilmiş. Dolayısıyla bu nasıl bir cümle Tonguç Elad'ın? Devrik cümle. Bu kadar basit. Gerçekten çok temel, çok kolay örnekler soruyormuşuz gibi duruyor. Ama bu kadar da kolay bir konu. Devam ediyoruz. Şimdi bir de bir de tonguç helal benim. Burada yapısına göre geldik ama ben yapısından önce bir şey daha göstermek istiyorum sana. Şöyle bir farklı renk kalem alalım ne alalım mesela? Turuncu e, turuncuyu alıyorum. Bir de tonguç helal benim. Anlamına göre, Anlamına göre cümleler var. Anlamına göre cümleler var. Anlamına göre cümlelerde ise bir olumlu cümlemiz var. Bir olumsuz cümlemiz var. Bir soru cümlesi var tonguç helal benim. Bir de ünlem cümlesi var Tonguç Elhanemi'nin. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Olumlu cümlenin anlamı olumlu. Mesela Ali eve gel dediğin zaman bu olumlu cümle. Ha yüklemine göre fiil cümlesi tamam biz onu işlemiyoruz ki. İşte cümlenin sonunda kuralca biz onu işlemiyoruz ki. Anlamı olumlu. Olumlu cümle. Ama Ali eve gelmedi derse bak Ali eve gelmedi derse bu olumsuz cümle oluyor. Niye? Çünkü gelmedi diyor. Veyahut da beni sevmiyor. Ee, ne desin mesela beni sevmiyor değil. Beni sevmiyor değil dediğimizde beni seviyor demek bu. Biçimce olumsuz ama anlamca olumlu cümle oluyor. Soru cümlesi ise mesela diyelim ki saat kaç Yani cevap bekleyen cümlelerin her biri soru cümlesi oluyor. Bazen cevap beklemeyen soru cümleleri var. Mesela diyelim ki insan annesini üzer mi? Dediğinde burada cevap beklemiyorsun ki. Ya dayın anneler günü olmuş. İnsan annesini tabii ki üzmez. Burada Olumsuz bir cümle. Yani i̇nsan üzmez demek istiyorsun. Ünlem cümlesi ise direkt sonra ünlemiş işareti koyulabilecek cümleler. Ne kadar da yaramaz bir çocuk diyor. Burada tabii ki sonra ünlem işareti koymadan sana sorar. Ona da dikkat et. Şimdi gelelim bizim sınavımıza çıkacak olana. Bu yazılı çıkacak olana. Yapısına göre cümleler. Şimdi şurayı silelim şöyle. Yapısına göre cümlelerde de şöyle başka bir renk kullanayım. Yeşil renk kullanıyorum. Bak şimdi. <laughs> Okumuzu çıkarıyorum. Yapısına göre diyorum. Cümleler. Şimdi burada bir tek yüklem cümle var. Hemen yazıyorum. Tek yüklemli cümle. Bir fiilimsi bulunan cümle var. Hemen yazıyorum. Fiilimsi bulunan cümle. Bir birden çok yüklemli cümle var. Yani birden fazla yüklem var. İki tane olabilir. Üç tane olabilir. Ama sonuçta bir tane değil. Daha fazla. Birden çok yüklemli cümle var. Bir de bağlacı olan cümle var. Bağlacı olan cümlenin de birden fazla yüklem var. Ama bir de arada bağlaç var. Yani ve veya ama fakat gibi şeyler var. Şimdi bak bunu hemen örnekleyeceğim. Dikkat edin. Ali eve geldi cümlesi bu tek yüklemli bir cümle. Niye? Çünkü bir tane yüklem var ve filmsi yok. Ama hocam bu fiil cümlesi aynı zamanda evet yüklemin türüne göre fiil cümlesi bu. Ama aynı zamanda hocam kural cümle evet yüklemin yerine göre kural cümle. Ama hocam olumlu cümle evet anlamına göre olumlu cümle. Ama biz yük yapısına göre baktığımızda sadece bir yüklem olduğu için bu tek yüklemli cümle. Yani sen hem öğrencisin hem sporcusun hem kardeşsin o ayrı mesele. Şimdi fiilimsi bulunan cümle ise şöyle. Ali eve koşarak gel dediğimizde. Bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç Elan'ın benim? Evet hocam. Evet var. Nedir? O da koşarak kelimesi. Koşarak, koşmayarak diyebiliyoruz. Bu bir zarf fiil. Burada bir fiilimsi olduğu için Buna biz filmsi bulunan cümle diyoruz. Yani bir yüklem var artı filmsi var. Burada yüklem var ama filmsi yoktu. Şimdi birden çok yüklem olan cümle de şu. Ali eve koşarak geldi diyebilirsin. Ya da tek geldi. Ali eve geldi virgül odasına e, girdi. Şimdi bak Ali eve geldi. Ali odasına girdi bak. Geldi birinci yüklem girdi ikinci yüklem. O zaman bu birden çok yüklem bir cümle oluyor. Bu cümlede fiilim solub olması önemli değil. Burada birden fazla yüklem olduğu için artık bu çok önemli bir özellik oluyor ve birden çok yüklemli cümle oluyor. Bağlacı olan cümle ise şu. Yine iki tane yüklem var bunun da. Ali eve geldi diyorsun. Tamam mı? Odasına girdi diyorsun. Tamam. Geldi birinci yüklem girdi ikinci yüklem. E bundan farkı ne hocam? Ve diyorsun mesela. Ve diye bir bağlaç kullanırsan o zaman virgül yerine bağlaç kullandığı için bu bağlacı olan cümle oluyor. Şimdi buraya geçiyoruz. Bak şimdi. Demiş ki o zaman şöyle resmini çizecek olursak Tek yüklem cümlede bir yüklem var. Filmsi olan cümlede yüklem artı filmsi var. Birden çok yüklem cümlede iki tane yüklem var veya daha fazla. Bağlıcı olan cümlede iki tane yüklem var ama şöyle ve gibi ama gibi fakat gibi çünkü gibi hatta gibi bağlaçlar var. Akşama doğru acıktım. Şimdi burada yüklem var. Filmsi var mı Tonguç Elad'ı benim? Hayır hocam. O zaman bu filmsi olmadığı için bu tek yüklem cümle. Hastayım birkaç gündür. Burada yüklem var. Filmsi olmadığı için bu da tek yüklem cümle. Şarkı söyleyip eğlendim. Şimdi eğlendi yüklem. Burada fiilimsi var mı? Evet hocam. Evet, Söyleyip söylemeyip diye bir zarf fiil var. O zaman bu fiilimsi bundan. Gittim eve ve uyudum hemen. Şimdi bak. Gittim eve ve uyudum hemen dediğine göre. Bu sence e, nasıl bir cümle Tongçel benim? Birden çok yüklemli cümle. Patladın. Doğru söylüyorsun esasında. Birden çok yüklemli cümle gibi duruyor. Gittim ve uyudum diye bir, iki tane yüklem var. O yüzden birden çok yüklemli cümle dedin. Ama esasında burada... Bağlaç da olduğu için biz bu cümleye ne diyeceğiz sonuç Elhan'ım benim? Bağlacı olan cümle. Harikasın. Bağlacı olan cümle diyeceğiz. Bak ilk başta birden çok yüklem cümle dedin. Neden? Çünkü gittin ve uyudum diye iki tane yüklem vardı. Ama bağlaç varsa bağlacı olan cümle demen lazım. Yani ilk verdiğin cevap birden çok yüklemli cümle yanlış oldu. İkinci verdiğin cevap bağlacı olan cümle doğru oldu. Niye? Çünkü bağlaç var. Şimdi o zaman başka bir soru daha sorayım mesela. Şunu sorayım bak şimdi. Bu da bir cümle esas. Aşağıdaki cümlelerin özellikle tabloda işaretleyiniz. İşaretleyiniz yüklem. Peki bu cümlede filimsi var mı? Bu 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 films O zaman bu nasıl bir cümle olmuş herhalde benim? Tek yüklemli cümle hocam. Harikasın. Tek yüklemli cümle. Filmsi olsaydı filmsi bundan cümle olurdu. Ama bu cümlede bir tane yüklem var ve filmsi olmadığı için bu da tek yüklemli cümle olmuş oluyor. Şimdi gel bakalım buraya. Aşağıdaki cümlelerin yapısına göre değerlendiriniz diyor. Bu da yazılımıza yüzde yüz çıkacağı için dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimiz belli zaten. Tek yüklemli cümle. Filmsi bundan cümle. Birden çok yüklemli cümle, bağlacı olan cümle. Yani şöyle çiziyorum. Tek yüklemli cümle. Fiilimsi bulunan cümle. Şöyle fiilimsi olsun şu. Birden çok yüklemli cümle, bağlacı olan cümle. Bir tane de bağlaç koyuyorum. Başlıyoruz. Attığı her adıma dikkat ediyor. Dikkat ediyor yüklemi. Attığı, atmadığı diye bir sıfat fiil var. Nasıl adım? Attığı her adım. Dık eki almış sıfat fiil. Fiilimsi var. O zaman bu nasıl bir cümle Tongçeler'de beni? Fiilimsi bulunan cümle Harikasın. Hocam. O zaman yazıyorum yanına. Fiilimsi bulunan cümle. Mükemmel. Devam ediyoruz. Masanın üstündeki bardakları tepsiye teker teker dizdim. Şimdi dizdi yüklem masa üstündeki bardaklar tepsiye teker teker. Bu cümlede films yok. O zaman bu cümlede films yoksa nasıl bir cümle Tonguç beni? Tek yüklemli cümle hocam. Mükemmel. O zaman yazıyorum. Tek yüklemli cümle diyorum. Devam ediyoruz. Pencereyi açtım. Birinci yüklem. Virgül. Mahalledeki kardeşime seslendim. İkinci yüklem. Hani anlatım bozukluğunda vardı ya ikisi ala bir bağlı. Onun gibi. Açtım birinci yüklem. Kardeşime seslendim ikinci yüklem olduğuna göre. Bu sence nasıl bir cümle Tonguç ya Birden çok yüklemli cümle. Süpersin. O zaman yazıyorum. Birden çok yüklemli cümle diye buraya yazıyorum. Geldik buraya. Ormanda yürüyüş yaptım. Yaptım birinci yüklem. Bunu yazdık. Fakat hiç yorulmadım. Yorulmadım ikinci yüklem. Şimdi bu cümlede iki tane yüklem var. Ama fakat diye bir bağlaç da var. Fakat ama hatta ve veya çünkü gibi bağlaçlar olunca ve iki tane de yüklem olunca biz bu cümleye ne diyorduk Tonguç Ali benim? Bağlacı olan cümle. Mükemmelsin. O zaman yazıyorum. Bağlacı olan cümle. Bu kadar basit. Harikası mükemmelsin. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi kedileri hemen herkes sever. İnternetteki videolarını dakikalar boyunca keyifle izlemeyin. bu okumamız gerekiyor. Parça, şey değil. Paragraf sorusu değil. Cümle cümle gideceğiz. Şimdi kedileri hemen herkes sever dediğimizde sever yüklem. Burada fiilimsi yok. O zaman bu tek yüklem cümle diyebiliriz. Tek yüklem cümle var. Tamam bunu gördük. Hatta şöyle altını çizeyim. Şöyle. Tek yüklem cümlenin altını kahverengi çizdim. İnternetteki videolarını dakikalar boyunca keyifle izlemeyenimiz yoktur. Ha. Şimdi yoktur yüklem. İnt, i̇zleyenimiz, izlemeyenimiz. Bak izleyen izlemeyen diye izleyen insan izlemeyen insan diye adlaşmış sıfat fiil var. Dolayısıyla burada fiilimsi var. Dolayısıyla bu cümle yani altını turuncu ile çizdiğim cümle fiilimsi bulunan cümle oluyor. Bunu da bulduk. Bir evinde de kedi beslenir. Bak şimdi beslenir yüklem fiilimsi yok. O zaman bu da nasıl bir cümle olmuş oluyor Tonguç Herhalde benim? Tek yüklemli cümle hocam. Harikasın. Tek yüklemli cümle var zaten bir tane daha bulduk. Devam ediyoruz. Bu sevimli hayvanlarla olan dostluğumuzun tarihi günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanır. Uzanır yüklem. Bu sevimli hayvanlarla olan olmayan dostluğumuzun tarihi günümüzden 2000 yıl önce, 12 bin yıl öncesine kadar uzanır diyor. Dolayısıyla bu cümlede altını turuncu ile çiziyorum. Çünkü bu nasıl bir cümle olmuş evladım benim? Filmse bulunan cümle hocam. Harikasın. Filimsi bulunan cümle. Şimdi tek yüklem cümle bulduk iki tane. Filimsi bulunan cümle de bulduk. E ne yapacağız? Bağlacı olan mı? İsim cümlesi ona karar vereceğiz. Şimdi burada eğer biz bağlacı olan cümle bulursak Cevap C olacak. E, bağlıcı olan cümleyi hiç bulamamıştık zaten. O zaman gel istersen isim cümlesi var mı ona bakalım. Şimdi sever fiil olduğuna göre bu ne cümlesi olmuş Elad'ın benim? Fiil cümlesi. Tamam bu gitti. Yoktur isim olduğuna göre yok mudur diyemiyorsun. O zaman bu ne cümlesi olmuş Elad'ın benim? İsim cümlesi. Harikasın. O zaman isim cümlesi var. Şuraya yıldız koyuyorum. O zaman bu isim cümlesinin olduğunu göstergesin. Beslenir ne cümlesi? Bak beslenir beslenmez diyoruz. Fiil cümlesi. Harikasın. Bu da fiil cümlesi. Bu sevimli hayvanlar olan dostumuzun tarihi günümüzden 12 bin öncesine kadar uzanır uzanmaz diye biliyorsun. O zaman bu ne cümlesi olmuş Elad'ın benim? Fiil cümlesi. Harikasın bu da fiil cümlesi. Uzanır fiil, beslenir fiil, sever fiil bunlar fiil cümlesi. Ama yoktur, yokmadır diyemediğimiz için bu bir isim cümlesi. O yüzden bu da var. Şimdi Bağlacı olan cümle olmadığına göre doğru cevabımız nedir Tonguç Elardım benim? Bağlacı olan cümle. Evet gerçekten <laughs> cevap artık belliydi ama yine de söyledin. Tebrik ediyorum seni. O zaman bu konuyu da mükemmel bir şekilde öğrenmiş olduk diyebiliriz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine aynı zamanda biz yazılı notlarımızı da sizlere mükemmel bir şekilde gösterdik. Şimdi geri dönüyorum. Kaçırdığımız soru varsa onlara bakacağım. Şunu bitirmiştik. Ee, bazı hayvanlar neden toprak altında yaşar demiş bir anlam bilgi sorumuz var. Bakalım. Yeraltı oyukları hayvanların yaşamak ya da geçici bir sığınak koruma yeri olarak kazdığı bir çukur ya da tüneldir. Bu oyuklar birkaç santimetre derinliğindeki basit bir çukurdan, toplam uzunluğu onlarca metre olan ve birbirine bağlı tüneller ile odalardan oluşan karmaşık bir ağ yapısına kadar değişik şekil ve büyüklerde olabilir. Toprak altında yaşayan omurgalı hayvanların bu seçimi çeşitli etkenlere bağlıdır. Her şeyden önce bunlar genellikle küçük hayvanlardır. Uyuklar, yırtıcılardan ve çetin hava koşullarından, aşırı sıcaklardan, aşırı soğuklardan, kardan, yağmurdan, sert rüzgarlardan korunmak için Hayvanlara barınak sağlar diyor. Şimdi o zaman bazı hayvanlar neden toprak altında yaşar dediğimizde burada rahat bir şekilde şöyle diyebiliriz. Kötü hava koşullarına yani sıcak soğuk buna çetin hava diyelim. Çetin hava e, koşullarından veya soğuk havalardan sıcak havalardan ve tehlikeli hayvanlardan veyahut da yırtıcı hayvanlardan korunmak için diyebiliriz. Bu soruya farklı farklı cevaplar verebilirsiniz. Ben burada... E bu cevabı yazdım ama sizler de buna benzer bir cevap yazdıysanız tam puan aldınız. Gel bakalım bir tane de anlatım bozukluğu sorumuz var ona bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Sonrasında da arkadaşlar şu yazma konuşma dinleme takdirini göstereceğim. Ve ardından da size önemli bir haberim var ardından da bitiriyoruz. Bakalım. Şimdi bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir demiş. Taş evlerin içinde yüzlerce yıl yaşanabilir. Çünkü soğuğa, ateşe ve suya dayanıklıdır demiş. Şimdi yaşanabilir dayanıklıdır. iki tane yüklem var falan. Bu öbür konu. Biz şimdi iki salla bir bağla yapacağız. İki salla bir bağla. Şimdi taş evlerin içinde yüzlerce yıl yaşanabilir. Bu oldu. Taş evlerin içinde soğuğa, ateşe ve suya dayanıkları da olmuyor. Taş evlerin ateşe ve suya dayanıkları da olmuyor. O zaman burada ne suya dayanıklıdır, kim suya dayanıklıdır dediğimizde taş evlerin oluyor. O zaman burada ne eksik Tonkişer Özne eksik hocam. Harikasın. Ne dayanıklıdır sorusun cevabı yok. Taş evler dayanıklı demesi lazım. Yani şöyle olması lazım o cümlenin. Taş evlerin içinde yüzlerce yaşın, yıl yaşanabilir. Çünkü taş evler soğuğa, ateşe ve suya dayanıklıdır demen lazım. Dolayısıyla burada senin söylediğin gibi özne eksikliği var. Anlatım bozukluğunun sebebi özne eksikliği olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Kaçırdığımız soru var mı diye bakalım. Çünkü artık bu şeylere geçeceğiz. Artık ödünlü sorumuza gelmişiz. Gerçekten hızlı ama detaylı bir şekilde anlattık. Cümle türlerini bitirdik. Şöyle bakalım. En baştan sonra kaçırmak istemiyorum. Anlatım bozukluğunu cümle türlerini anlattık. Bu burada. Ee, sözcük anlamına baktık. Map örnek yazılı sorusunun benzerini çözdük. Parçalı anlama baktık. Yine yardımcı düşünceye baktık. Anlatım biçimlerine baktık. Söz sanatlarına baktık. Anlatım bozukluğuna baktık. Map örnek yazılı sorusu benzeri çözdük. Dolayısıyla tüm konulara alakalı soru çözdüğümüze göre artık bayağı bir soru çözmüşüz. Gerçekten yorulduk ama güzel oldu. Bir saate yakın oldu ama şimdi gel yazma konuşma dinleme taktiklerine verelim. Ardından da dersimizi iki dakika içinde bitirelim. Şimdi dikkat edin. Şimdi sınava girdiğimizde yani yazma konuşma sınavına girdiğimizde bize yazılının içinde de verebilir bunu. Birincisi biz yazma metninde Tonguç Eladın benim sakın önce başlığı atmayalım. Başlık en son atılır. Kenarlardan boşluk bırakalım ama satır başlarında daha fazla boşluk bırakarak yani şöyle satır başı yaparak önce bir giriş paragrafı yapalım. Yani diyelim ki bize işte e, ormanın faydalarını anlat dedi. Ormanlar işte ee, mobilya endüstrisinde işte dinlenme alanı olarak yeryüzünün ciğerleri olarak kullanılır diye bir giriş yap. Sonra bunu gelişme paragrafında biraz daha örneklendirmen gerekiyor. Sonrasında çözüm paragrafında yani sonuç paragrafında da yine buradakinin benzerini yazabilirsin. Yani bir insan senin sadece giriş paragrafını okusa ya da sadece sonuç paragrafını okusa ha bu adam aynı neyi anlattığını anlayacak. En sonunda da ormanlarsız olmaz ya da işte ciğerlerimiz diye ciğerlerimiz ormanlarımız diye bir baş atıyorsun. Burada başlığı unutmuyorsun, satır başı yapmayı unutmuyorsun, giriş giriş ve sonuç bölümünü unutmuyorsun ve yazım noktalamaya dikkat etmen gerekiyor. Bazen de bir hikaye verir, bu hikayenin devamını getir der. Burada da tabii ki sen kendi yaratıcı hayal gücünle ilerlemen gerekiyor. Konuşma sınavında zaten hocalarınız size konuşacağınız şeylerle alakalı önceden bir bilgi veriyorlar ama ses tonunu iyi ayarlamak, yabancı sözcükler kullanmamak, kısa cümleler kullanmak ve jest ve mimiklerle vücut dilini kullanmak da önemli. Dinleme sınavında anahtar kelimeleri not almamız gerekiyor. 5N1K yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin soruları ve kim soruların cevaplarını araman gerekiyor. Metindeki tarihler ve özel isimler de çok çok değerli. Bunları not aldığında yazılda hiçbir soruyu kaçırmıyorsun Tonguç Eladın benim. Şimdi yapman gereken şey yazılı notlarıyla beni takip ettiysen hemen yazılı denemelerini güzel bir şekilde çöz. Bu yazılı denemelerinde bak burada mesela sözcük anlamı. İşte çevre konu bir metin yazın demiş. İşte ne demiş? At, e, Ata sözünün anlamı. Anlatım biçimiyle yazılmıştır demiş. Bunları güzel güzel düğüm çözüm bölümleri bunları yap. Yapamıyorsan da Kare kodu okutarak soruların cevaplarını yaz ve böylece yazıl öncesi mükemmel bir provayla kendini yazılı hazırla. Yazılıda hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Umarım hem LGS'de hem de yazılılarda tahmin ettiğinizden çok daha yüksek, çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hepinize şimdiden başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.